Merhaba arkadaşlar Palma Astroloji kanalına hoş geldiniz. Oğlak ve yükselen oğlaklar için Ocak ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kahve falı baktırmak isteyenler Palma Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname baktırmak isteyenler de Damlanur Hanım'a Damlanur Alt Tire Medium sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Biraz nazara gelmiş bir Oğlak burcu gündemisi. Hasta e, gibi, yorgun gibi, bitkin gibi hissedebilirsiniz ama bu üzerinizdeki yorgunluğu, bitkinliği bir kenara atmanız gereken bir durum var. Bir güç kuvvet kazanacağınız, iki tane dileğinizin aynı anda gerçekleşmesi var ki bu dönemde bununla birlikte üç tane kısmetiniz de almanız söz konusu. Hayatınızda size nankörlük yapan bir kişinin sizin kapınıza muhtaç olması ve bu kişiye yardım etmeniz var. Oğlak burçları bu dönem ruhen e, ruhen güçlendiği bir sürece giriyor. Yani e, duygusal anlamda daha güçlü, e, nasıl söyleyebilirim? Altıncı hisler veya özel güçlerinizle ilgili daha güçlü bir dönemdesiniz. Kendinizi daha da güçlendireceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Geçmişi geçmişte bırakma konusunda çok istikrarlı bir davranış sergileyeceksiniz. Bu konudan dolayı da aile bağları ile ilgili bazı konuşmalara duymazlıktan gelme gibi bir huyunuz, huy edineceğiniz bir durum var. Bu tabii ki sizi daha rahatlatacak, daha ferahlatacak bir sürece girecek, girdirecek. Beş tane küçük küçük kısmetler gelmesi var. Bu kısmetlerin üç tanesi halinin dışına geri çıkaracaksınız. Geldiği gibi gidecek gözüküyor ama bunları siz sanki kendi ellerinizle vereceğiniz bir süreçte var. Evinizden çıkacak e, eşyalar var. Yani bunları özellikle kendiniz çıkaracaksınız. Artık geçmişe dair hiçbir şey hatırlamak istemiyorum der gibi bazı geçmişi hatırlatan özel eşyalar ki üç parçası sizin için özel özellikle kurtulmak istediğiniz şeyler anlamına geliyor. İsminin içerisinde A harfi olan bir kişiyle bir konuşma var. Ee, bu eşyaları hayatınızdan çıkarmaya çalışırken bunların üzerinden de e, bir kısmet almanızı sağlayacak bir durum var. Devlet kapısı ile alakalı iki tane haber var arkadaşlar. Birisi mahkemelik bir olayınızın e, temiz olarak sonuçlanması yani size bir kısmet getirmesi anlamında. İkincisi devlet kapısıyla alakalı bir iş, ihale, e, anlaşma her ne derseniz deyin. Bu dönemde bunlarla ilgili de güzel bir süreciniz var gözüküyor. Yükseliş dönemindesiniz. Bu yükselişinizi sadece kariyer anlamında değil, ruhen de yükseleceğiniz bir süreci işaret ediyor burası. Bununla birlikte hayatınızda aslında şöyle de bir durum var. Bazı şeyleri yaparken etrafınızdaki insanların da size hizmet eder gibi işlerinizi kolaylaştırdığını göreceksiniz. Ee, diyorum ya bir çekim yasası uygularım gibi bir durumunuz var enerji anlamında etrafınızdaki her olayın sizin menfaatinize olacak şekilde e, düzenlenmesi gibi bir durum var. Kartal çıkmış bu konuda da devlet de sanki bunu yani e, resmi kurumlar da bunu destekler gibi. Bazı olayların sonuçlarını da bu dönemde beklediğinizden daha erken alacağınız bir durum var. Bir e, dua etmişsiniz. Çok sıkıntılı olduğunuz bir süreçte iki tane dileğiniz olmuş bu dönemde. Ve bu iki dileğinizin de bu dönemde yani bu ocağın son 15 gününde gerçekleşip sizin hayatınıza girmesi var. Yaptığınız her işi e, bir... Onaylama süreci gibi bir durum var. Ee, bu onaylama değil de hani ruhen onun doğru olup olmadığını tescillemek gibi bir durumunuz var. Bu dönemde e, bu son ora, ocağın son 10 gününde özellikle 25'inden sonraki süreçte e, bu konuyla ilgili kendi doğrularınız konusunda ısrarla e, devam edeceğinizde gösteriyor ki kendi doğrularınızla hareket ettiğinizde biraz daha Merhametli davrandığınızı göreceksiniz. Bilinçaltı rüyalarınız var. Yani bu dönemde e, doğruyu mu yapıyorum, gerçekten olacak olan bu mu derken önünüzdeki açılan kapayını bilinçaltı rüyalardan dolayı sıkıntılı hissedebilirsiniz. Ruhen bir daralma hissedebilirsiniz ama büyük bir enerjinin açığa çıkması, büyük bir beklenti içerisinde olduğunuz şeyin sizin için hayırlı olması ya da iyi olması anlamında ...gerçekleşecek bir 21 rakamı var. 21 Ocak tarihi sizin için çok büyük bir olayın başlaması veya bitişi anlamına geliyor ki... ...bu da sizin önümüzdeki 3-4 yılınıza etkili bir şekilde yer alacak bir tarih olarak gözüküyor. Baş ağrılarınız var bu dönemde aslında biraz... Her şey zamanında olacak mı? Detaylı ve titiz bir şekilde çalışmanızın verdiği e, bu dönem göz yorgunlukları özellikle sizi zorlayabilir. Bazı şeyler konusunda sağlığınızı ihmal etmemek gibi e, uyarılar görünecek burada. O yüzden e, kendinizi de ihmal etmeden yapın her ne yapıyorsanız. Adalet terazisi var arkadaşlar. Yani sadece kendi adalet teraziniz değil buradaki mesele etrafınızdaki insanlar içinde bir adaleti yerine getirme veya adaletli bir şeyin olması için çaba göstereceğiniz bir durum var. Bir nevi birilerine ışık olabilirsiniz veya etrafınızdaki kitleyi hareket haline hareket haline getirebilirsiniz. O yüzden bu dönem belki de en çok liderlik, önderlik vasfı Oğlak burçlarında gözüküyor bu dönem için. avucunuzun içerisinde bir leylek yani sanki hmm. bu dönem uzun süreli evliliklerde bebek beklentisi veya bebekle ilgili iki veya denemelerde sıkıntılar yaşayan, düşük yapan veya e, hamilelik süreçleri sıkıntılı geçen e, bu konularla ilgili problem yaşayan e, kişiler için e, yeniden bir bebek e, müjdesi var. Biraz bununla ilgili endişe duyabilirsiniz ama bu sefer en azından sağlık konusunda, bebeğinizin sağlığı konusunda problem yaşamayacağınız, sağlıklı bir hamilelik veya sağlıklı bir bebek bekleme sürecinizin olacağı gözüküyor ki bu dönemki çocuk özellikle hamilelik süreci veya doğma süreci bu döneme denk gelen çocuklar için önümüzdeki yıllarda çok ileri e, derecede yöneticilik vasfı e, görebilirsiniz. Buna da e, o yüzden bu ki, e, bebeklerin yetiştirilmesi konusunda biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Evet, geldiği gibi gidecek olan bir kısmet halinizin içerisinde bir sıkıntının feraha kavuşması. Kısa bir yolculuk e, içerisine gir, e, gideceksiniz ama bu yolculuğu e, Nasıl söyleyeyim? Bir şeyi kabullendikten sonra gideceksiniz ve tek başınıza gitmeyeceksiniz. İki kişi gideceksiniz bu yolculuğa. Bununla birlikte de e, bu yolculuğun arkasından da zaten hayatınızdan çıkacak büyük bir problem, e, büyük bir dertten kurtulma var. Ve yeni bir başlangıç yapacağınız, sanki size armağan edilmiş yeni bir hayat gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir başlangıcınız da var. Çok sevineceğiniz haberler var çok da büyük gelecek olan bir kısmet sanki diyorum ya. Önümüzdeki 4 yılı inşa ediyorsunuz ama bu inşa ederken başlangıçtan aslında kazanacağınızı da biliyorsunuz anlamına geliyor. Evet, Oğlak ve yükselen Oğlaklar için çift kısmetli olacaksınız bu dönemde. Hayatınızdaki insanları konusunda sanki insanlar sizi anlamak için sıraya girmiş gibi onlardan da destek göreceğiniz bir durum. Ee, ve bunlarla birlikte de güç ve kuvvet kazanacağınız bir süreciniz gözüküyor arkadaşlar. Evet, oğlak ve yükselen oğlaklar için Ocak ayının son 15 gününde akıp akıp bitmedi. Neler yaşayacağına bakıyoruz. Halinizin içerisinde büyük bir problemin, büyük bir derdin bittiği yeni bir hayat başlangıcı gözüküyor. Üzerinizde yük gibi e, görünen bir konudan kurtulmanız, onun yerine yeni bir hobi veya yeni bir başlangıç yapmanız söz konusu. Etrafınızda kaynayan dedikodu kazanından kurtulacaksınız sanki bir yerlerde artık sıkıntıdan e, ferahlığa kavuşacağınız bir süreciniz de var. Bununla birlikte yaşam anlamında hayatınıza girecek bekar olan oğlaklar için büyük bir aşk da kapıda bekliyor arkadaşlar. Bu aşk öyle bir aşk olacak ki yani ömrünüzün geri kalanında bu kişiyle yaşıyor olacaksınız. O yüzden de sağlam bir ilişki, sağlam bir hayat gözüküyor. O kişinin de çok kısmetli olması sebebiyle bu dönem aslında kısmetleriniz ikiye katlanmış. Kısa sürede de evliliğe, evliliğe gidecek bir karar alacaksınız. Olmaz dediğiniz iki şeyi bu dönemde kabullenme durumunuz var. Yani artık yapacağım bir şey yok. Herkes kendi hayatının sorumluluğunu alacak dediğiniz bir durum olacak. Bazı insanları kendi hayatlarına bırakmayı tercih edeceksiniz. Bu dönem çok kısmetli yani büyük bir para beklentinizin olduğu bir nokta var. O konuyla ilgili Şubat ayına kayabilir bu durum o beklentiniz için ileri bir tarihi gösteriyor. Ama kariyer planlaması veya e, mistik güçlerde diyebiliriz ya da özel e, duygusal anlamda his hissiyatınızın daha kuvvetli olacağı bu yönünüze daha çok yükleneceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Bununla birlikte de güç, kuvvet kazanımınız var arkadaşlar. Bu fırsatı da değerlendirin derim. Her zaman için bu kapı insanlara açılmıyor çünkü. Evet, Ocak ayının son 15 gününde oğlak ve yükselen oğlaklar için neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımıza beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.